Merhaba, ben Serdar ve bu videoda sanatçılardan biri olan uzaylıları ve 69. bölgeyi inceleyeceğiz. Evet. Şimdi ben nerede olduğumu göstereyim ilk önce. Şu bölgedeyim. Restricted Area diyor, yani işte yasak bölge gibi, askeri bölge burası, yasak bölge burası. Şu toprak yollarla çevrili olan alan bu yasak bölge, yani askeri bölge. Ve gördüğünüz gibi oyundaki neredeyse tüm köyler, aynen tüm köylerden daha büyük. Hatta yani bir tane şuradaki bu San Fierro'nun kuzeydoğu kısmı kadar büyük, yani bayağı büyük bir yer. Havalanlardan da daha büyük değil mi? Bakalım havalanlardan daha büyük mü? Şöyle bakalım. Yok, havalanlardan daha büyük değil. O yok, onu sallamışım. Şimdi benim buraya gelmemin nedeni ya zaten belliydi, yani daha önceki sır videolarında hani fazla o kadar incelemedik. Yani 2-3 tane çektim galiba daha önce uzaylılar hakkında. Bana gene de yeterli gelmedi ve bu araya 69'da bayağı bir inceleme yapalım dedik. Şimdi bu Rockstar'ın biliyorsunuz 69 takıntısı var. Her yere 69 koyuyor. Buraya da araya 69 demiş. Onun hakkında daha fazla açıklama yapmayacağım. Bunun dışında şimdi şu bölgeye geldik. Tam şuradayız. Oraya geldiğiniz zaman yukarıda şu bir tane life vest var. Şurada bir tane gece görüşü şeyi var. Burada olması gerekiyor. Ha. Şimdi buradan aldım. Bir de şunu alalım. Tab'dan aldık, evet. Unutmuşum oyunu. Şöyle yaptığınız zaman şey bu. Termal görüş. Gördüğünüz gibi ben kırmızıyım. Normalde şu arabanın da birazcık sıcak görünmesi gerekiyor. Aslında birazcık sıcak görünüyor genelde ama yok bayağı sıcak görünüyor ya, tamamdır. Motor falan çalışıyor ya, ondan ısınıyor diyecektim. Saçma olan şey şuradaki şu an binaların hepsinin falan şey görünmesi, siyah falan görünmesi, işte koyu renkli görünmesi. Bu birazcık acayip olmuş. Nerede benim şey? Bak, kameram yok. Kameram yok, sorun değil, şey var. Sniper var, sniperla zoom falan yaparız. Şimdi biz buradan içeri giriyorduk hatırlarsanız. Daha doğrusu buradan içeri giremiyorduk, burası kapanıyordu. Bunun içinde otopark gibi bir yer var. Ondan sonra buradan sol tarafa doğru gittiğiniz zaman Area 69'un araştırma yerlerine falan iniyorsunuz. Buraya şu anda giremeyiz. Daha doğrusu doğru düzgün bir yol yok. Sanırım San Fierro'nun çevresindeki şu San Fierro'yu çevreleyen şu ana yol var bir tane. Gördüğünüz gibi şu çift gibi görünen ana yol. Onun bir yerinde bir tane bug var. Oradan topraktan içeri atlıyorsunuz. Boşluğa düşüyorsunuz. Boşluktan da buraya geliyorsunuz işte. Onun dışında içeri girme şeyi yok. Şansımız yok. Şimdi uzaylılar Area 69 ne alaka diyenlere şöyle bir cevap verelim. Bu uzaylılar genellikle Area 69 çevresinde görünüyor ve Area 69 zaten gerçek hayattaki Area 51 adlı bir tane bölgeden esinlenerek yapıldı. Askeri bölgeyi oranında olayını söyleyeyim. Daha önce de bahsetmiştim ama gene de bahsetmek istiyorum. Yılını unuttum. 1947 miydi? Galiba. Roswell kasabasına, Nevada çölündeki bir tane şey düşüyor. Bir şey düşüyor artık. Ne düşünüyor bilmiyoruz. Şerif falan geliyor, bakıyor etrafa. Bayağı böyle garip bir cisim. Ne yapacağını bilmiyor. İşte gazeteler falan şey yapıyor. Ordu geliyor. Buraya askerler falan geliyor. Onlardan yardım istiyorlar. Orada burayı işte çevreliyor falan. Şey yapıyor. İlk gün şey diyorlar, işte bu bir UFO, tanımlamayan uçan cisim. Aslında hani UFO diyor, yani uzaylılar falan tam olarak demiyor. Ama genelde hani UFO diyor, bir şey demiyor. Daha doğrusu hani UFO diyor. Başka bir şey, başka normal bir şeymiş gibi bahsetmiyor bundan. Gazeteler işte manşet falan yapıyor, gazetelerde manşetler falan oluyor. Daha sonra bunlar şey diyor, yani bu bir meteoroloji aracıdır falan diyorlar. İşte hükümetten oradan falan açıklama geliyor, bu bir meteoroloji aracıdır falan. Tabii İnsanlar bunu yemiyor hala da, yani bugüne kadar yemedi. Bilmiyorum artık gelecek bir masal mı dönüşür, ne dönüşür veya dönüştü mü. İşte oraya bir askeri bölge kuruluyor. Bayağı büyük bir askeri bölge. 51. bölge deniyor oraya. Area 51. İsterseniz birazcık araştırma yapabilirsiniz. Merak etmeyin, Area 51 yazdığınız zaman siyah giyen adamlar, takı elbiseli insanlar gelip sizi kapınızın önünden almayacaklar. Yapmıyorlar. Bana bir şey olmadı. Öyle söyleyeyim. İşte burası da onlardan esinlenerek yapılmış. Buraya hangi görevde geliyoruz? Jetpack almak için geliyoruz. Buraya jetpack çalıyoruz. Gir şu taraftan. Ne taraftandı ya? Girdiğimiz yerden galiba. Evet, şu taraftan giriş oluyor. Normalde buraya doğrudan gelirseniz, görev dışında falan gelirseniz buraya direkt 6 yıldız çakıyorlar. Veya 4 yıldız artık. Nerede kaldığın, nasıl görev olarak nerede kaldığınıza göre değişir. Öyle olduğu zaman işte helikopterler falan geliyor, tanklar falan geliyor, uçaklar geliyor. Polisler sizi basıyor böyle. Ama ben şifre yazdım, hile yazdım, Ayazak mı diye. Polislerden ebediyen kurtuldum. En azından oyun boyunca. Şimdi buraya geldik. Buradan birazcık araştırma yapacağız. Etrafa falan bakacağız. Hani gelip de buraya uzaylı falan görmeyi açıkçası beklemiyorum ama hani bakacağız etrafta ipucu falan var mı diye. Gördüğünüz gibi elimde sniper'ı aldım. Gece görüş şeyini de aldım. Bazı yerlerde gece termal şeyi açacağız. Termal görüş açacağız. İşte buraya o göre jetpack çalmak için gelmiştik. Hatta projenin adı Black Project galiba. Kara proje gibi bir şey. Bayağı böyle jetpack aldık. Hangi jetpack? Şu. Şu jetpack almıştık. Tabii ben bunu giyip havalanırsam biraz sonra etrafımdaki füzeler beni vurur. Evet, şurada şey füzeler var gördüğünüz gibi. Buradan görünüyor mu? Aynen, buradan görünüyor. Şurada hani dönen samlar falan var. Onlar beni vurur. Kötü olur bu. Her havalanan cisim için öyle yapıyor. Şey dışında, araba dışında. Rıpasa yazıp eğer arabalara uçma özelliği eklerseniz uçan arabalara vurmuyor. Çünkü o bir hava aracı değil. Ona kilitlenemiyor. Her neyse, onu fazla şey yapmayalım. İşte o göre jetpack çalmak için geliyorduk biz buraya. O göre de gelmiştik ve eğer fark ettiyseniz bilmiyorum. Şey, alarm veriyorlar. Siz araştırma yerlerine girdiğiniz zaman bir tane anons yapılıyor. Yapılan anons arasında şöyle bir şey geçiyor. İşte alien civilization is under threat sanırım. Böyle bir şeyler söylüyorlar. Yani oyun içinde demek ki, daha doğrusu bu bir easter egg tabii. Yani şey değil. Gelip oyuna uzaylı falan koydular mı koymadılar mı onu bilmiyorum. Yani bir yerlerde böyle uzaylı modeli falan var mı ona bakmak gerekiyor. Oyunun dosyalarını iyice karıştırmak gerekiyor. Ama bu bir kanıt, yani bunun şey olduğuna dair. Yani bayağı ciddi kanıtlar vardı. Ben de buraya geldim. Etrafa birazcık bakacağız. Tabii şimdi gece. Hani o kadar da bir şey çıkmasını beklemiyorum ama bakalım başka ipuçları, izler falan var mı? En küçük bir şey bile bizi heyecanlandırır. Ben yeter şu anda. En küçük bir iz bile, bir ipucu bile. CJ yoruldu. Buraya ikinci bir görevde daha gelmiyoruz ya. Sadece Black Project görevinde geliyoruz. Şurada falan hep şeyler var. Daha doğrusu buradan hep nöbetçi kuleleri falan oluyor. İnsanlar falan duruyor. Sanırım şurası, şuranın içinde kameralar vardı. Bilmiyorum, eğer bakabilirsek kameraları süper olur. Evet, kameralar var ama kameralardan bir şey görünmüyor. Bu kameralar... şu anda hiçbir şey göremiyoruz. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Hareket etmiyorlar ama hani figür. Bilmiyorum. İnsan da olabilir. Açıkçası şu koltuk da olabilir. Şu masa falan. Şu da koltuk olabilir ama hani bilmiyorum. Bir şey de belki çok düşük bir ihtimal aradığımız bir şey de olabilir ama dediğim gibi yani bu bir bu dinamik bir şey değil. Bu koymuşlar bunu. Buraya normal resim gibi tutturmuşlar. Yani bir şey olmuyor burada. Bir şey oynamıyor. Burası normal yol herhalde diye düşünüyorum. Burayı tam çıkaramadım. Çıkmıyor. Çok şey yapmışlar. Fazla belli olmuyor hiçbir şey burada. Diğer görüntülere bakalım. Ha. Aman aman çok özenli yapmışlar. Şu aynı. Tamamen aynı. İkisi de tamamen aynı. Çok ilginç bir şekilde. Bizimkiler gene Rockstar. Bizimkiler oldu artık. Rockstar Games bayağı şey yapmış. Aynı koymuş şu ikisini. Burada çalışan görev, bir görevde şuraya bakacak, bir görevde şuraya bakacak. Onun dışında burada bakabileceğimiz başka bir şey var mı? Şurada bilgisayar falan var ama yanında o kadar da hani fazla bir şey yok. Belki insan bir şey yapmasını beklerdi, silah falan bulmayı beklerdi. Birazcık daha göz atalım etrafa. İşte şuradan giriş var dedik. Otoparka falan giriliyor. Otopark. Askeri bölgenin otoparkı. İşte araçlar falan saklandığı yer. Şurası kapak. Şuradan çıkıyorsunuz. Jetpack'le en son buradan çıkıyorsunuz. Burayı açmaya çalışsak açamayız. Mesela şimdi bomba atsak açılmaz. Çünkü bu bir model. Hani yıkılacak bir şey değil bu. Daha doğrusu yani oyunun böyle sabitlenmiş bir şey. Bakın mesela şöyle hiçbir şey olmadı. Yani şurada işte jeneratörler falan var galiba. Bunlar şey için. Tam olarak tam bilmiyorum ama herhalde spot ışıkları için. Tabi spot ışığı yok. Şurada gördüğünüz gibi Big Ear tabi o bölgenin içinde değil. O birazcık daha güneybatıda kalıyor. Şu bölgede. Şu diğer tarafa geçeceğim şimdi. Daha doğrusu şuradaki binaları birazcık daha kontrol edelim. Sonra diğer tarafa geçeriz. Aslında şu binaların fazla bir özelliği meselesi falan yok ama burası doğru, burası çıkmaz yerdi. Yani üzerlerine böyle fazla bir özelliği yok. Herhangi bir fazla ayrıntıda durmamışlar binalar üzerinde. Şurada küçük bir kulübe var, belki oraya girebilirim ya, bunker falan var orada. Oraya bir bakabilirim. Yani bu kadar da şey, aslında bunun içine girmek gerekiyor. Onu bir modla falan yaparız ancak veya içinden çekilmiş resimler varsa ancak öyle bakarız. Şurada gördüğünüz gibi pencere gibi şeyler var ama dediğim gibi fazla bir şey yok. Şuradan zıplayacağız her zamanki gibi. Düşecek mi? Aa, çarp içinden geçti. Peki. Aa, yanlış yere atladık. Neyse sorun değil, direkt buraya atlayabiliriz şimdi. Şimdi o SAM füzeleri şuradan ateşliyorlar. Şu yerden ateşliyorlar. Bu sanırım hani hatırlarsanız ilk hayaletler için araştırma yaparken, mezarların başına falan araştırma yaparken bir tane uçak kafamıza düşmüştü. Hiç unutmam orayı. Hiç unutmayacağım. O şundan kaynaklanmış galiba ama içeride pilot yoktu, tabii o ayrı bir mesele. Şu onu vurdu diyor dediniz. Bazı ahbaplar öyle dedi. Mesela şu füzeler onu vurdu gibisinden bir şeyler söyledi. Bu arada görüyorsunuz şey var. Üstünde füze var ama şu anda vursam hiçbir şey olmuyor yani. Hatta şöyle yapalım. Bunu boş ver. Var mı elimde? Hiçbir şey olmuyor. Hayır öyle değil. Şöyle bunu patlatmayı deneyelim. Çok uzun zamandır bunlardan birini patlatmamıştım. Bayağı uzun zamandır. Ama patladı. Vallahi patladı. İyi patlıyormuş. Bunları patlatabiliyormuşuz. Ne illaki daha önce de patlatmışımdır ama bayağı uzun zaman olduğu için fazla şey yapmadım. İşte burası da hangar gibi bir şey. Bu uçaklar direkt zaten dümdüz kalktığı için yukarı gerek yok bunlara. Hangara gerek yok. Hatta bunları hangar koysan ve uçakları hangara koysan çok saçma olur. Çünkü bu uçaklar şey yapmıyor yani. Şunu da şey yapayım da patlatayım da bir tehlike falan yaratmasın. Bu uçaklar direkt yukarı doğru kalkıyor. İlerlemesine gerek yok. Kalkıştan önce. Bir tane yeter herhalde. Normalde biz böyle patlattığımız zaman onun bayağı büyük bir patlama olması gerekiyor. Çünkü birkaç tane füze var içinde. Yaklaşık bir 4 tane füze falan var sanırım. Herhalde onun deposu da vardı aşağıda. Füze deposu falan yani otomatik doldurması için. Ama birazcık acayip olmuş. Burası da böyle hangar ama hangarlar bomboş duruyor. Yani insanın aklına şey geliyor. Yani bu helikopter o da işte uçak da burada. Peki bu hangara ne koyuyorlar? Hop of. Kuş, ödümü korkuttun. Ödümü korkuttun. Of. Ödümü patlattın. Korkuttun beni. Yeni bir deyim bulduk. Aman tanrım. Yani aslında buranın da bu bölgenin dışının o kadar da fazla bir numarası yok ama dediğim gibi bazı şeyler gerçekten ilginç. Hangarlar bomboş duruyor yani, sonuçta askeri bölge aslında, içeride asker falan da yok. O bayağı saçma olmuş. Bomboş askeri bölge, terk edilmiş gibi. Şurada diğer şey gibi, burada da bu var. Diğer kulübe gibi. Onun dışında yanında aslında fazla bir yer yok. Şöyle harita üzerinde incelediğimiz zaman güneyde oil rafinery var. Burada çıkan petrolü burada şey yapıyorlar. Hazır hale getiriyorlar. Şu kuzeyde bizim normal bir satın aldığımız havaalanı var. Kuzey batıya doğru El Castillo del Diablo var. Biliyorsunuz hayaletler, Lizard Man, işte Ghost Town figürü falan bayağı bir meşhur. Şurada ise Big Ear var. Gene burası ve burası uzaylılar bakımından bayağı zengin diyeceğim. Çok saçma bir cümle olacak. İnsanlar burada uzaylı gördüğünü iddia ediyorlar. Bu iki bölgede sık sık uzaylı gördüğünü iddia ediyorlar. Valla ben bilmiyorum. Ben bulduklarımı size sunuyorum. O kadar. Böyle zıplayamadık. Yani bu. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek sürürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.